Herkese merhaba. Bu sezonun 3. savaşına hoş geldiniz. Bu sefer rakibimiz Next Wave arkadaşlar. İlk defa bu ittifakla karşılaşıyoruz. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Takımım Alev Adam, Doktor Doom ve Bay Fantastic olacak. Savaşa başlar başlamaz dövüşlerimi bitireceğim arkadaşlar. Çünkü gitmiş görevli beni yedek yazmış. Evet, savaş grubumuzda büyük bir çığlığa sebep oldu bu. Officer'lara yani. Büyük bir tartışma çıktı grupta. Evet, direkt ortadan gidiyorum yani. Birinci sektörde hiç dövüşmedim bile. Ve burada yani toplam 2-3 kilimine verildi yani buraya geçene kadar. Hiçbir şeye müdahale etmedim çünkü ben. Evet, ikinci kısımda ortadan devam ediyorum. İlk rakibim Jabari Panther'ı. Doom kullanacağım. Bay Fantastic'i sinerji için getirdim. Tabii ki Jabari Panther'ın her zaman yaralanmama desteği basarım ne olur ne olmaz. Bir de ilk defa başıboş karosundaki Jabari Panther ile dövüşüyorum. O yüzden hiç yani daha önce dövüşmemiştim. Hep Jabari Panther ile öfke karosunda dövüştüm hatırlarsanız. O yüzden öfke karosu zannediyorum bunu gene ve ağır saldırı yapmayı unutuyorum. Burada ağır saldırı yapmam gerekirdi başta. Aslında burada yapabilirdim ama yapmamışım. Durdurulamaz ve kaçış yükü açıyor bu yüzden. Ağır saldırı atmak şart. Özel saldırısının hemen önce. Evet, atmaya başladım. Sonra burada spere yakalanıyorum maalesef. Yok, yaralanmama desteği beni koruyor. Duvardayız. Acil atmam lazım bir ağır saldırıda ama L1'ini attı ve avcı kadın moduna girmiş, görmedim. L1'ini yedim o yüzden el becerisi yaparak. Duvardayız şu anda. Şu anda canımız çok azaldı. Tehlikeli bir durumdayız. Neyse ki L3'ümüz doldu ve ağır saldırımızı attık. Buradan sonra kendimi güvenli hissetmeye başladım zaten. Aurası açık, hiddetini almış, Doom falan. Direkt güvenli zaten. Bir de özel saldırı attırmasına izin vermedi mi bu iş, tamam. Evet, şu an üstünde nasılsa sendeletme var. Derken L2'mi atıyorum hemen aceleye gelmeden. Ve indiriyorum. Valla az kalsın knockout oluyorduk ama sıkıntısız aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Sıradaki rakibim Killmonger. Ortadan devam ediyorum. Doom kullanacağım. İki tane pot basıyorum bunun için. Stokta tükenmek üzere olan bir sürü ittifak savaşı potu var. Ondan basmam iyi oldu burada. Gel git alı koyma karosu var. Bir de sadist var. İşte Bay Fantastic burada konuşacak. Bay Fantastic Doom'a ağır saldırılarında zırh kırma sinerjisi veriyor biliyorsunuz. Bu yüzden Killmonger'ın sekme hasarını almayacağız. Dakika bir gol bir L1 yedik. Yaralanmama desteği gene korudu beni. Neyse ki bu Doom'la son dövüşüm. Zaten bu savaş 3 tane savaş yazılmış yani. Aslında 2 savaştı. Jabari Panther'ini son dakika bana verdiler. Jabari Panther'ini diğer herife verseler o net onu öldürdü. Gerçi ben de az kalsın ölüyordum ama ben toparlamasını biliyorum. Adam heyecana gelip net öldürdü. Tabii onu da belli olmaz yani. Adam benden bile iyiydi. O dövüşürdü belki. Şimdi büyük konuşmayalım. Şu anda yansıtması açık. Ağır saldırıyı düzenli olarak atıyorum. L1'in ilk duruşu ne olur ne olmaz blokluyorum. Zaten azıcık bir şey vuruyor. Kaçış yapıp risk almaya değmez. Ondan sonra alıkoymamızı yaptıktan sonra ve ağır saldırımızı attıktan sonra L3'ümüzü hemen atıyoruz. Hem pasif hiddet süresi hem de zırh kırma süresinden ona olabildiğince hasar vermemiz gerekiyor çünkü. Biraz komplike bir dövüş. Evet, rotasyonumuzu güzel yaptık. Şimdi bir kere daha yapmamız lazım. Pasif hiddet gidiyor. Alıkoyma yapmamız gerek. Unuttum burada bir an durdurulamaz yüklerinin olduğunu. Neyse ki Doom'un deli gibi zırhı var. Şimdi bir L2 alacağız. Zırhını kırdık gene nasılsa. Evet, alıkoyma yapmaya hazır. Şimdi bir kere daha onu yere devirmem lazım. Devirdim. L1 alacağız. Evet, şimdi gene alıkoyma yapmaya hazır. Yaptık. Zırh kırmamızı da yeniliyor. L3'ümüzü atıyoruz. Gene aynı taktiği yapmayı başardığımız için artık daha fazla bir şey yapmaya gerek yok. Düz dövüp indireceğiz. Evet, 3 vurdum indi zaten bundan hemen sonra. Killmonger'ı da sorunsuz aldık. Doom'la işimiz bitti. Son rakibimiz Sasquatch arkadaşlar. 6 yıldızı R3 kopyalı. Alev Adam kullanacağız. Dövüş öncesi yeteneğini açacağız. Mutlaka önce dövüş öncesi yeteneğini açarım zaten. Unutmadan. Karosu
gelgitalı koyma ve büyük taarruz. Büyük taarruz karası olduğu için mutlaka şeyi aktifleştirmek zorunda dövüşümcü yeteneğini. Böylece Nova alevlerini kaldıramaz. Bay Fantastic sinerjisinden ötürü güç barımızı kazanıyoruz dövüşün başında biraz. Evet. Yine büyük taarruz karasını unutuyorum. Burada dayak yiyorum. Yaralanmama desteğimiz yok bu kez. Bir alıkoyma yaptık zaten. Bir alıkoyma yaptım. Yarı canını alıyoruz neredeyse Sasquatch'ın. Evet, mistik ustalığına da dikkat etmek lazım. O da aklımda. Daha fazla vurmuyorum ona. Evet. Sanırım seviye 4 mistik ustalığı var. Burada risk aldım. Alıkoyma yaptım. Orada yani dayak yeme ihtimalim vardı. Şanslıydım. Özel saldırı atmaya gerek yok. Şimdi gene pasif hiddet gidiyor. Bir alıkoyma daha almak lazım. Bu arada yükleri de artıyor iyice, öfke yükleri. Evet, şu an tam alıkoymanın sırası değil. L1'i doldu çünkü. Şimdi sırası. Ve Tanarak'ın gazabına girdi. Ağır saldırıya teşvik ettirdikten sonra çok rahat atıyoruz. Yani yakalıyoruz onu. Ve yana yana öldürdük. Yaka yaka öldürdük yani. Bu da son dövüşümdü arkadaşlar. Gelin size rezalet tablomuzu gösterelim. Savaşı kaybediyoruz, hem de bir kişi onlar eksikken kaybediyoruz. Ne kadar rezalet bir performans değil mi? Gerçekten yani beni yedek yazmasından ötürü değil. Zaten yani çoğu oyuncu berbat oynadı bu savaş. Next'i tebrik ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.